Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutluların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran bugün Gaziantep ili Kargamış ilçesi Soylu Mahallesi Muhtarı Mustafa Güzel ile röportaj yapacağız. Sosyal tesisin önünde. Doğrudur. Evet, öncelikle mutluluğunuz hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kaç dönemdir muhtarız? Bu ikinci dönem. İkinci dönem seçildiniz. Evet. Maşallah. Sayın izleyiciler, muhtar arkadaşlar yaşlıyız ancak benden 10 yaş küçük gösteriyor. Değil mi efendim? Vallahi ben senden yaşlı gibiyim. Yok ya, bir sakal ve bıyık bırakmışsın. Ya onu kessen yani kimse demez sana 48 yaşında. Tabii biraz kendime bakım versen 10-20 yaşlarında gösteririm. Evet. Evet muhtarım, ikinci dönem muhtar seçildiniz. Köy muhtarlığı yaptınız bir dönem, 5 yıl. Doğrudur. Şimdi de hem köyün son köy muhtarısınız, mahalleye dönüşen, mahallenin Soylu Mahallesi'nde ilk muhtar olarak seçildiniz. Evet, evet. Bu sosyal tesisi hangi dönemde yaptırdınız? Vallahi bu 6 ay önce, 6 ay, ikinci dönemde yani. Yaptırdınız. Evet. Büyükşehir Belediyesi mi? Doğru, Büyükşehir Belediyesi. 35 köyün içinde 3 tane köye verdiler zaten. Orada bir tanesi bize kısmet oldu. Evet, nüfus ne kadar efendim? 387 tahminim. Nüfusu var. Nüfusumuz var. Evet. Nüfus da fazla değil. Burada muhtar arkadaşımızın bir ikili ilişkilerinden kaynaklanan hizmet ondan dolayı yapılmış. Çünkü az biraz 3-4 kilometre ileride Çiftlik Mahallesi var. 2500 nüfusa sahip orada bu hizmet yapılmamış. Oysa ki biz diyoruz ki yani önce nüfusu fazla olan yerlere bu tesisler yapılmalı. Değil mi? Yalnız orada var da önceden yapıldı. Tam teşekkürü sosyal değil. Taziye ve biçiminde küçük ya biraz bu, var. Bu donanımlı değil. Donanımlı değil. Evet tabii. Sayın izleyiciler. Uğur Bey o yazıyı güzel yakınlaştıralım. Çok güzel bir buraya taziye ve sosyal tesis yapılmış sayın izleyiciler. Çevre düzenlemesi de yapılmış. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Diğer mahalleye diyoruz yani köylere de nüfuslarına göre ona göre büyüklüklerin ayarlanmasını istiyoruz. Mutlaka bu hizmetler yapılmalı. Tabii. İki gün oldu Kargamış ilçesine geleli. Her gün cenaze var. Burada da bugün akrabasınız değil mi? Evet, evet. Öncelikle başınız da sağ olsun efendim. Teşekkürler. Sağ olun. İşte bu dünya gelip geçici dünya sayın izleyiciler. O nedenle diyoruz ki bu dünyaya fazla önem vermeyelim. Yani önem vereceğiz, hizmet konusunda önem vereceğiz. Evet, evet. Bu dünyaya gelen her canlı mutlak göçüp gidecek. O nedenle bu şiirimi de insanlara bir en azından bir şöyle düşünüp dinlemesi için okumak istiyorum. Adem ile Havva'dan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradan'a köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı hasül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek mekan, her yanımız ortaktır bizim. Değil mi muhtarım? Aynen. Evet, bir şey götürdüm efendim giden arkadaşımız. Ya, kimse, hiçbirimiz bir şey götürmeyeceğiz arkadaşlar. Onun için komşumuz da, mahallemiz de, mahallelerimiz de, yani yaşadığımız yerde, yerleşim yerinde iyi ilişkiler içerisinde hayatımızı sürdürmeliyiz. Yaşamış olduğumuz yeri güzelleştirmeliyiz. Bu arkadaşımız, Mustafa Güzel arkadaşımız adı gibi güzel. Buraya, mahalleye çok güzel bir tesis kazandırmış. Bu hizmetin diğer muhtarlara da örnek olmasını istiyorum. İkili ilişkiler her zaman önemli. Doğru mu efendim? Doğru. El eli yıkar, el de yüzü yıkar. Atasözü. Mutlaka ikili ilişkilere önem vermeliyiz. Ben muhtar seçildim. 5 yıl bu muhtarlığı yapacağım. Diğer muhtarlara da denk geldim. Tabii. Değil mi tabii, efendim? Doğru. O yanlış bir şey. Evet muhtarım. Altyapısı kanalizasyonu var mı? Var. Ne zaman yapıldı? Vallahi 16-17 sene önce yapıldı. Yapıldı. Evet. Evet. Birçok da mahalleye dönüşen köyün altyapısı kanalizasyonu yok. Maalesef 20-30 yıl belediyelik belde olan yerlerin dahi altyapısı yapılmamış. Burada 17-20 yıl önce altyapı kanalizasyon yapılmış. Bu da gerekli bir hizmet. Doğrudur. Doğru. Burası da ova sayılır. Dümdüz arazi evet, değil mi efendim? Evet, evet. Bazı yerler diyor ki yok buranın kotu tutmaz diyor. Buraya altyapı yapılmaz diyor. Muhtarlar kendi adına karar veriyor. Bu hizmeti de gidip istemiyor dahi. İsteyeceksin. İstemezsen kimse bir şey vermez. Evet. İstemezsek hiçbir hizmeti alamayız. Artı Sayın Cumhurbaşkanımız her hafta muhtarlarımıza toplantı yapıyor. Evet. Katıldınız mı efendim? İlk toplantıya katıldım. İlk toplantıya katılan muhtar arkadaşımız. Evet. Biz ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Muhtarlarımız diyor seçilmiş olduğu mahallede oturmalı. Doğru. Mahallesinde kaç tane vatandaş var? Kaç tane öğrenci var? Kaç tane ilkokula gidiyor? Doğru. Liseye gidiyor, üniversiteye gidiyor. Hepsini bilmeli. Kaç tane bakkal var, kasap var, eczane var? Bilmeli diyor Sayın İzleyiciler. Bir de bakıyoruz ki
Kargamış'a geldik. 6-7 tane muhtarımız burada dahi ya seçilmiş olduğu mahallede de ikamet etmiyor. Nizip'te ikamet ediyor, Antep'te ikamet ediyor. Bunların da önüne geçilmesini istiyorum. İlçe kaymakamlarını bu buradan göreve davet ediyorum. Muhtar seçilmiş olduğu mahallede ikamet etmeli diyoruz. Doğru mu muhtarım? Mantıklısı. Evet. Çünkü muhtarların aylık ödenekleri de asgari ücret seviyesine çıktı. Yükseltildi. İşte biz muhtarların sesi gazetesi olarak muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için her sayımızda muhtarların sesi hak primlerini devlet yatırmalı diyoruz. Çünkü niye? Muhtar arkadaşlarımız en çok isteği hangi konuda? Oğlum bu SSK'yı yatırsın maaşı vermesin. Evet. Yani ben ona ya, karşıyım. Muhtarlarımızın birinci isteği sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılması. Ancak muhtarım bak daha önce ilk muhtar seçildiğinizde kaç lira almıştınız aylık ödenek? 200 küsür müydü acaba? 280 liraydı. O civarda tamam. Çünkü ben bu Muhtarların Sesi gazetesinin neşir hayatına başladığımda muhtarların en çok büyük sorunu buydu. SSK primlerini o zaman da yatırılıyordu. Evet, evet, 280 lira aylık ödenek alıyorlardı. 250 lira civarında SSK primine yatırıyordu. Muhtarın eline hiçbir şey kalmıyordu. Ama şimdi ne oldu? 1300 liraya yükseltildi. 435 liradan primler de 568 liraya yükseldi. Doğru mu efendim? Evet. Ancak bunu hala yani para sıcak para cazip geldiği için muhtarlar bunu hemen çekiyor. Aynı gün harcıyor. Aynı gün bitiren muhtara da denk geldik. Doğru. Oysa ki otomatik ödeme verse yatırsa aynı devlet yatırdığım otomatikle devlet yatırmış olacak. Olabilir, diyor ki bu olabilir. Parayı vermesin diyor muhtarım gibi. Devlet yatırsın bunu diyor. Hepimiz yani düşünmemiz lazım. Mesela bu bölgede burası Banak bölgesi. Evet. Çok güzel evet, insanları var. İnsanları misafirperver, cana evet, yakın, evet, sıcak kanlı sayın izleyiciler. Şurada Arıkdere'ye gittim. Oralar Arıkdere ama ben oranın isminin Emekliler Mahallesi olarak değiştirilmesini istiyorum. Esas Germiş köyü de Arıkdere yeni oldu. 320-380 nüfusu varmış. 3 hane sadece emekli değilmiş sayın izleyiciler. Onu da buradan belirteyim. Kızım, İnsanlar sen, kendi primlerini seni biraz sonra arasın de. Kendi primlerini yatırmışlar muhtarım. Emekli olmuşlar yani. Evet, evet. Evet. Onun için oranın bu köyün de örnek olmasını istiyoruz. Muhtarım. Efendim mahallemizin ne sorunları var yapılması gereken? Şu anda hemen hemen köyümün çok aşırı bir sorunu yok. Bir kilit taşı sıkıntım var, onu da yapacaklar. Tamamlayacaklar, ben, burayı da döşemişler, evet. Evet. Yani burada belediye başkanlarımız güzel çalışıyor sayın izleyiciler, güzel hizmetlere imza yok, atmışlar. Sağ olsun, sağ olsunlar, hepsinden Allah razı olsun. Otobüs hattı da konmuş evet, buraya duyduğum belediye, kadarıyla. Evet. Soylu'dan döndüğünü belirtti, ilçeye dönüyor, gitmiyormuş. Evet, Soylu'dan geliyor Antep'e günlük, sabah geliyor akşam. Evet, yani Soylu Kargamış'tan önemli diyoruz sayın izleyiciler. Neden? Otobüs buradan dönüyor. Kaç kilometre Kargamış buradan? 10 kilometre. 10 kilometre gitse ilçeye de, ilçede oturan vatandaşlarımız da rahat bir şekilde Antep'e gidip gelecek. Doğru mu efendim? Doğru, doğru. Biz Fatma Şahin'den bunu da göz önünde almasını istiyoruz. Ulaşım Çalıştay yapmıştı galiba, ben öyle hatırlıyorum. Evet, evet. Evet. Ulaşım Çalıştay yaptı. Vatandaşların rahat bir şekilde Gaziantep'e gidip gelmesi için Kargamış'a da otobüs hattını mutlaka konmasını istiyoruz. Kargamış'a gitmemesinin sebebini size söylüyorum sana. Evet. Yani orada bir Nizip Antep'e çalışan dolmuşlarda belki bir düşüş olur, yolcu düşüşü olursa onu göz önünde bulunduruyorlar. Ama ulaşım çalıştayında vatandaşın evet, ucuz yani ulaşım onu yapmasını da sağlamalı. Belediyelerimizin görevi işte vatandaşlarımızın aynen, aslında her türlü katılıyorum ama onlar da bir göz önünde yaşam bulundurmak yaşam standartlarını lazım, yükseltmek için mücadele evet, ediyorlar. Bu konuda da Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Ben Şehit Kamil'in Dündarlı köylerine evet, gittim, o dağ köylerine gittim mahalleye dönüşen sayın izleyiciler. Gecenin bir vaktinde karşımdan belediye otobüsü geldi. Çok mutlu oldum. Çok evet, güzel bir evet, şey. Evet, çünkü evet, vatandaş Antep'te çalışıyor, akşam da geliyor, ne yapıyor? Köyünde ikamet ediyor. Evet. Hiç, ya sabah geliyor, oradan geliyor buraya geri gidiyor. Bir de evet, akşam geliyor. Saat 5'te iki defa geliyor, gidiyor. Yani çok güzel herkese işte, çok mükemmel bir vatandaş şey. Vatandaş orada çalışıyor, akşam da geliyor evet, evinde. Evet, evet, evet. Evet. Gençlere de bir söz hakkı verelim. Gençler şöyle gelin isterseniz. Evet, futbol sahamız var mı? Uğur Bey gönderelim. Bir futbol sahamız var mı? Yok hayır. Basketbol, voleybol? Yok. Muhtarım bu da bir şimdi bir kompleks bize aslında şey yapacaklardı da söz evet, verdi. Buraya şey olarak Fatma Şahin'in bize bir sözü vardı. Evet. Buraya bu taze evini şeyi yaptığımız için yer sıkıntımız var. Buradan da yer bulan futbol sahası için bize tam teşekkür bir futbol sahası için yer dediler.
arazi bulamadık. Arazi bulamadınız. Bir vatandaşımızı ikna edelim. Köy halkına katkılar olsun. Köyümüz, şimdi bizim köyümüz iyi belirsin. Şöyle bir şey, bir şahsa 16 bin dönüm yer olduğu için bir şahsın. Kim o şahıs efendim? Orallar var esas. Orallar. Biz ayrı arazi bakımından en güçlü insanlar onlar. Buralarda mantıklı olan kendilerinin arazileri. Biz oradan verelim dedik. Bizim evet. Arazilerden. Ora uymadı. Onun için yoksa bize... Evet. Buradan Oral ailesine de seslenelim. Bu mahallemize bir sosyal gençlerin futbol, voleybol, basketbol olursa oynayacağı... Olursa sözünü almışım ben zaten. Evet. Bir yer bağışlamasını istiyoruz. Çünkü almışım. Bu röportajımızı izlerse Oral mahallesindeki vatandaşlarımız... Özellikle bu dünya gelip geçici bir dünya, mekan. Evet. Burada bir eserimiz bırakılırsa... Tabii gençlerimizin... babasının hayrına... Şey, evet. Yani babasının, yaparsa... annesinin hayrına bir yer bağışlarsa... Evet. Mahallenin adına, mahallede, köyde her ne kadar evet, mahallede evet. olsa köy adına bir yer bağışlarsa işte hayır hayratı ölüp gitse de rahmetli olsa da devam eder diyor. Veya ölmüş annesi babası varsa onun adına da bağışlayabilir. Mustafa Oral'a da buradan evet, muhtarımızın sesini, bu gençlerin sesini duyuruyoruz. Ekleyeceğimiz başka konu var muhtarım. Çok teşekkürler, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz sayın izleyiciler. Bugün de Gaziantep Karkamış ilçesi Soylu Mahallesi Muhtarı Mustafa Güzel ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarıların evet. devamı diliyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.